Kenan'ın yarattığı etkiyi yaratmayacak ama global görevlerde çok büyük avantaj sağlayabilir bu noktada. Çok at tercihi. Evet, bakıyoruz abi. Zeitnot bu sefer. Bu sefer Mert. Zeitnot demiş ki sikerim ben bot lane'de kaybeden matchup oynamayacağım. Lucian almış. Ezreal'a karşı güçlü. Ruin yine Ryze. Ama Ryze'a karşı çok at niye almış Fabulous? Bilmiyorum. Evet. Kirey'i zaten... Kirey'i zaten bildiğimiz gibi abi. Kirey'i zaten... Karthus, Kindred, Talia, bilmem ne. Her şeyi bildiğimiz gibi izliyoruz. Soğukkanlı olduğu kadar da ateşle bayağı oldu. Değil mi? Ryze çok attı. Ryze'in karşısında tank matchup kötü diye biliyorum ben. Ya Cho'Gath biraz iyi çünkü şey yapıyor abi. Silence falan atıyor ya Ryze'a. Ryze combo yapamıyor. Aa bak bir şeyler oluyor. Çok hızlı bir ilk kan. Yani burada Kirey'nin ve Bolu'nun ne yaptığını anlamadım. Kirey avans vermiş galiba. Frozen sıçrayı erken attı ama. Şimdi arkadan gelen ekstra Frozen ultiyle beraber Bolu'yu almayı başardı. Nasıl oynadı orayı? Burada bariyerini de kullandı ama yeterli oldu. Şimdi Ruin'den ulti geldi ama. Fable sarayı kapatıyor. Kirey'i turbo int. Arkadan Buzda geliyor sıçrayı attı ama Ruin'den de aynı güzellikte bir sıçra. Kirey'i nereye gidecek? Gibi duruyor. Hem Stomage hem Fable's arkasında. Sadece bir düz vuruş lazım şu an Kirey'i öldürmek için. O düz vuruş da Fabulous'tan geldi. Burada da şimdi Zyklon zor durumda. Çünkü Ruin bütün haritayı dolaştı. Ruin ne yaptı? Diğer tarafta Japon... Abi mesela bu nedir ya? Yani bu... Adam... Top lane'den gelip bot lane'deki AD Carry'i kesiyor. Adam iyi oynuyor abi. Japon'a yakalanmış durumda güzel sıçra Japon'dan. Dakika 10.5. Kirey'i Kindred'la imza hareketini yapıyor. Biraz daha erken başladı bu sefer. Çok zorlarlarsa kulede gelebilir ama diğer minyon dalgası çok uzakta. Kirey 0-2 oynamasına rağmen rift alıp taptan bir de kule alıyor abi adam. Aynısını diyecektim. Şu muhabbeti hala anlamadılar mı abi? Kirey denen adam dakika 10'da rift açıldığı zaman her Kindred oyunda sürekli alıyor, sürekli alıyor. Bunu niye hiçbir şekilde kaldırılamıyorlar yani? Saldırıyor yalnız. Ve hemen takım arkadaşına kaçıyor ama Bulls'tan güzel bir kaçıyor. Durant kalkanıyla beraber. Japone. Abi Fenerbahçe mesela şu an kaybediyor. Nasıl kazanıyorlar mesela? Bunu inceleyelim arkadaşlar. Gelin. Buradan Supermassive nasıl kaybedecek? Late'de Ryze duracak kimse yok ki. Şimdi Bolu oraya yaklaşıyor. Bence şey olacak yine. İlk oyunun aynısı bu arada bak. Mid Tower'ı koruyacaklar. Mid Tower'ı dakika 25-26'ya kadar vermeyecekler. Ryze o sırada kasacak kasacak. Taşıyacak oyunu yine. Bir şey değişmeyecek. Abi baksana bak Ryze'ın item'lara bakın arkadaşlar bak. Şuraya bir bakın. Mert sen de bak abi. Ben bu oyunda bir şeyler öğrendim bu arada oyun direkt hakkında. Sanki zaten kazanacağım. Ya item'ları tek tek alıyor anladın mı? Adam gereksiz item da barındırmıyor Souls inventory'sinde. Ya direkt 3 tane item var. 3 item'la geziyor adam. 3 item abi. Hani ne gerek var canım bir tanesinin küçüğünü almaya. Onun yerine direkt koyarım item'ı. Pat diye yapıştırırım diyor adam. Sıçralarıyla ayrılmayı başardılar. 2 sıçra birden aldı. Burada Storm afetiyle Supermassive de iyi baskı kuruyor aslında. Ne boş lan. Japone yine önde yakalandı. Skor burada Zyklot'a gidiyor. Güzel bir kaçış. Ben nedense şey çok taktım. Supermassive mid lane tower'larını alamadığı için kaybediyor sürekli. Kirey'den de hasar geliyor. Burada bu yana alamıyorlar bütün map'te. Kirey yakalandı. Hemen ulti geldi burada Kirey'den. Abi Kirey'i Ruin. Çakarada yakalanan Bolt ama Ruin düştü. Wolf'un da düştüğünü görüyoruz. Şimdi önde yakalanan bir isim var. Zyklot arkadan hasar çıkarmaya çalışıyor. Storm'un ve Frozen'ın canı oldukça azaldı. Bolu ile Hades'in hala iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz ve Bolu ile Hades'in iyi bir can seviyesinde olması burada Bahçeşehir Supremacy. Peki ne olacak böyle? Bir dahaki sezonla mı böyle olacak sizce? Bence değişecek yani bir ton şey. Bence oyuncu değişecek. Bence oyuncular değişecek abi. Yeni sezon Türkiye daha iyi bir lig olabilir belki. Yok. Ne yok? Supermassive daha iyi bir takım olabilir. Türkiye daha iyi bir lig olamaz. Wolf ne yaptın abi? Sen dünya şampiyonu değil miydin ya? Dünya şampiyonu turbo intlemiş abi. Sayfada olmadığını gördük. Kaçıyor oradan gelen karanlık küreden. Alev ejderi yalnız Alev ejderi diyor diğer aldı bile 1900'i Fenerbahçe. Oğlum bunu okuyayım bu Alev ejderleri ne iş ya böyle. Oğlum çok saçma değil mi lan? Supermassive kazanıyor burada early'yi. 3 tane ejder almışlar hepsi elin hızlı koşma ejderi. Fenerbahçe bir tane ejder alacağı zaman pat diye infern... Neyse abi. Lan Fenerbahçe. Aslında kazanmış oldular bu şekilde sakın evet birmiş. Emre Yıldırım 01 Prime'la abone olduğun için teşekkür yani ederim abi. Babyface'cim ikinci ayın kutlu olsun senin de. Donate'leri okuyacağım abi TSM başı başlarken. KMF'ye gittim. Ha gittim tamam abi. Mı? Adamlar yanımdan geçince ziya diye bağırıyorlar abi bana. Bu gerçek mi şu an?
Ciddiyim, şaka yapmıyorum. AVM'den çıkıp adam Ziya diye bağırıyor. Arkadaşlar neden böyle yapıyorsunuz yani? Bir de bana gelmiş chatte boş yazıyorsunuz. Düşünsene ben sokakta çıkıyorum. Stansfield'ı görüyorum ve görünce Ziya diye bağırıyorum. Asıl boş budur. Karar Kirei ultisi bekletiyor. Çok geç ulti. Çok geç, çok Kirei geç. Çok geç ulti. Japone'yi kurtaramadı Ruin. Burada. Arka tarafta Ruin bir yer için yakalanmıştı ama sıçrası kullanarak çıktı şimdi. Bir de yaşam formu. Ruin tapta her oyun 2 level fark abi. Bak 17 level Ryze, 15 Oğlum, level Cho'Gath abi. Oğlum verilen bak şimdi. Lan verilen matchup'la alakası yok kardeşim. Cho'Gath Ryze'a karşı o kadar kötü değil. Tamam Ryze ileride elini kolunu sallayıp dolaşabiliyor ama yine bu Cho'Gath şey, okey yani. Player difference mı diyorsun? Hayır bence şey difference, Fenerbahçe'nin oyun stili difference abi. Bug, buglı takım diyoruz ya Fenerbahçe işte. Kirei, Ruin ikisi de yabancı, kardeş kardeş. Bolulu zaten Türk ama aynı zamanda o da yabancı. Hades zaten Türk ama aynı zamanda o da yabancı. Bolulu hepsi yabancı abi en, adamların. Hepsi İngilizce main. En iyi Türk. Evet. Değil mi? Evet ve abi. Bütün yabancıların karşısında durabilen bir Türk değil. Bug. Direkt. Buglı abi adamlar. Parçalama şu ansı bu maçta hiçbir yaşamı parçalayamadı. Mesela neden şunun bir de şöyle bir avantajı var. Bak avantajı söylüyorum abi. Avantaj şu. Bu adamların 4 tanesi yabancı tamam mı? Ruin, Kirei yabancı, Bolulu yabancı, Hades yabancı, Japon, Türk ama bunların hepsi çifte şey olduğu için yine de main dilleri bunların İngilizce tamam mı? İngilizce iyi konuşuyorlar abi. Burada burada bu adamlar Türk. Şu adam 2 tane Koreli var. Yani ne bileyim iletişimleri bile Fenerbahçe'nin daha güçlü büyük ihtimal. Evet bu arada. Şimdi bunu kilometresi aynen öyle bu arada. Sıçraya attı ama ya adamlar zaten günlük hayatında İngilizce falan konuşma main. Domage yalnız yaldır yaldır gidiyor. Kirei yine önde kaldı. Storm'dan hemen ulti geldi. Arkasından bir de geldi ultisi. Of. Kirei buradan almaya kalkacak ultisini kullandı ama çıkabilecek mi acaba? Güzel uzaklaştı. Arka taraftan Bolulu. Kendi ultisini kullanmasına rağmen yaşam form parçalama şu an. Hades de vuruyor ha, Freeran falan değil yani. Kirei'nin oynadığı fight'ı gördün mü? Oğlum adam ne kadar clean temiz fight oynadı. Bak şimdi Fenerbahçe'nin olayını açıklıyorum. İyi dinleyin. Ruin zaten yetenekli artı tecrübeli. Kirei adam yetenekli artı lider tamam mı? Bolulu mekanikleri çok iyidir. Hades mekanikleri çok iyidir. Japon aynı şekilde kötü bir support değil. Kirei zaten liderlik yaptığı için adamların mekanikleri de iyi olduğu için yönetildiğinde manyak bir takım oluyorlar abi bence. Şu an buglı takım abi Fenerbahçe. Havaya kalktı pardon Fepeldus havaya kalktı yere cesaret. Sen anlatsana Mert bir daha Türk'üm diye gelmiş falan diyordun. Oğlum adam kandırıyor ki ligi. Hades gelmiş Norveç'ten, İsveç'ten, her neyden Bolulu'yla beraber lay 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 diye ben Türk'üm diyor. İki tane de Koreli almışlar. Importunu da Koreli'ye Tapa Jungle'a kullanmışlar. Bozuk oğlum takım direkt bozuk. Ama yine de bak yine de maçlar böyle eşit gidip gidiyor anladın mı? Sadece o Ruin abi anladın mı? Baksana Frozen da çok iyi oynuyor. Zeitnot da çok iyi. Şu an herkes iyi oynuyor abi aslında. Ama Ruin... Ama bak diyorum sana bak. Hadi şey düşünsene Allah aşkına Kaan. Türk mitlerini düşün. Bolulu harici bir tane. Frozen kastını görebilecek. Of! Abi Zeitnot Türk'ün gücünü göstermiş burada bu arada. Çok net. Helal olsun. Bana Türk mitlerini düşün. Frozen'ın karşısında durabilecek Bolulu'dan başka. ZX Smurf. Hem Japon'un hem de Fab. Güzel köfte mi? Gerçekten muhteşem bir mekan yani, sanması. Kim gerçekten duracak? Adamın karşısında duracak Apophis. Adam. Apophis abi. Kadıköy Kartal dolmuş gibi. Yalnız bir yandan gelip belirleyici, belirleyici savaş geldi. Şimdi işte. Naru. Evet Naru da olabilir. Lig dedi ki oğlum herif. Ama Naru durur oğlum. Finallerde yok adamın karşısında sıkıntı değil. Burasında bir sıkıntı yaratmıyor. Var. Kazıklı zemin kimseye tutmuyor ama Stomage içeride kaldı. Takım arkadaşlarına yardım bekliyor. Savaş. Stomlar çok adam güzel. 8. Adam 8. Arkada muhteşem girdi. Galiba ötesine geliyor. Storm düştü ama. Bull şimdi araya giriyor. Yine de çok güzel bir yaşam son parçalama şansı. Bu sefer Merkuz ultisi iş yaptı. Fabulous'u düştü. Frozen zaten ölmüşten beter oldu. Bull uzaklaşmaya çalışıyor. Abi böyle mesela Fabulous'un yerine koyuyorum kendimi. Çok üzüldürdüm büyük ihtimalle ya. İyi ki ligi bırakmışım abi. Ruin gelmiş ben gitmişim iyi olmuş. Ruin seni böyle buller miydi? Ya yok Ruin bana bir bok yapamazdı büyük ihtimal ama.
Takımın koşup Ruin'e öldür kill verirdi. Ruin iyi gözükürdü. Wolford üste dönseydi yakalanmayacaktı ama şu anda Ruin yakalanmış olabilir. Ruin'e bakıyoruz. Ark duvara çarptı. Yandan bombu geldi. Ruin burada hayatta kalamayacak gibi duruyor. Arkadan yalnız yine çok güzel bir Belkos ultisi. Of. Yine of. Parçalama şansı parçaladı yakalanıyor. Birisi Zaytot, diğeri Wolf. Bir de arada yakalanan Frozen ve maç biter burada. Oğlum adam burada yürüyüp yürüyüp milleti kesiyor lan, bu nasıl Türkiye Ligi ya? Boyunca rakibi donduran 1907 Fenerbahçe. Arkadaşlar Türklerin gücü bu kadar mı ya? İki tane yabancı gelip Türkiye'yi smurfleyecek mi lan? Bu ne abi? Bunlardan daha iyi iki tane yabancı getirin abi o zaman. Daha doğrusu kronometreden. Diğer tarafta Storm da yakalandı. Ve bu bir katliam. Bu katliamın ardından 1920 Fenerbahçe. Fab Fabulous 1-5 oynamış. Ama karşısında Ruin var, yapacak bir şey yok abi. Gelişini yok ettiler. KVF şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşıyor. Şu an sadece bir maç kaldı. Sadece bir maç kaldı. 2-0 durum.